Gel gel nereye? Arkadaşlar bak sizi kimle tanışacağım? Bu az önce videoda bahsettiğim Tori. Bu evin minik abaza kedisi. Şu an kendisi kızgınlıkta. Dün geldiğimde bu habire mırlıyor. Habire mırlıyor böyle. Dedim ki ya dedim bu niye mırlıyor? Elif dedi ki bu kızgınlıkta. Dedim ben bunu karaya götürüyorum ya. Bunun çözümü yok falan. Aa dedim sonra dedim ki gelen evler de kapalı. Dedim o zaman ben bunu bir porno açıp dedim ne yazıyor dedim cat porn mu yazacağım ne diye. Bunun esprisi falan yaptık sonra dedim ki ulan dedim yani buna porno açmakta sıkıntı yok. Biri geçmişime falan denk gelir kimseye de anlatamayız yani. Öyle olunca dedim şimdi bir cat porno falan. Bu gene ara ara mırlar. Her zaman böyle porno deyince aklıma benim çocukken pornomu yakalatmam geliyor ciddi anlamda yani. Şimdi böyle ortaya okula geçmemişiz böyle. Daha ilkokul 5'te falan. Tam o zamanlar böyle yeni yeni Blue Çağı, yeni yeni abazalık. Bizim okulda arkadaşlar arasında falan böyle artık yeni yeni erkekliğimizi fark ettiğimiz dönemler böyle. Ondan sonra bir gün bir arkadaşım geldi dedi ki lan dedi geçen dedi abimin dedi şifonerini bir açayım dedi böyle bir tane sarı zarf içinde dedi bir sürü dedi CD'ler dedi. CD'yi de taktım. O zamanlar bu bahsettiğim CD, VCD dönemleri. CD'yi bir taktım dedi. Bir sürü porno dedi. Hepsi dedi porno. Hepsini denedim. Hepsi porno. Dedi mükemmel pornolar var dedi. Abimin ne dedi? Böyle cevheri varmış dedi bu işte. Dedim oğlum dedim bana dedim getir ben de izleyeyim evde dedim. Bize nereden çünkü o zamanlar daha yeni nerede porno izlerim ne şey. Yani izlesene vardı o zamanlar bilirler. Ondan sıcak kategorisinde falan keşfetmeye çalışıyoruz. Daha o zamanlar böyle Brothers falan keşfediyoruz. Daha çok küçüğüz. Daha yeni yeni öğreniyoruz. Dedim birader dedim getir dedim bana CD'leri. Ben dedim bu CD'ler takarım izlerim. Tam da öğlenciyim. Evde kimse yok. Annem babam çalışıyor zaten. Ablam da sabahçı. Tam böyle CD'ler takıyorum. VCD var televizyonun altında. Pornoyu izliyorum falan böyle. Ondan sonra CD'leri tekrar sota ediyorum. Okula falan gidiyorum. Bir gün ondan sonra gene aynı şekil. Her gün aynı düzen. O zamanlar çok abaza izlenen haliyle yeni Her keşfettim. gün. Her gün. Ya bir insan aynı pornodan bıkmaz mı be kardeşim? Aynı pornodan bıkmaz mı kardeşim? Yapacak bir şey yok. Canı çıkana kadar. CD'ler artık dönmeyene kadar. Ondan sonra bir gün böyle okuldan geldim. Tam böyle bir şey oldu. Babam böyle yaptı. Dedi senle dedi görüşeceğiz dedi. Senle dedi bir şey konuşacağım dedi. Allah Allah babamla da benim yani YouTube videolarımı falan izleyenler bilir. Babam gerçekten arkadaşlarımla bilir. Çok samimi insandır yani çok iyi bir insandır. Asla hiçbir şekilde aramızda problem olmaz. Hiçbir şeyi birbirimizden saklamayız. Baba oğul değil biz kankayız yani. Ben, hacı ya bu kanki manki o şekilde böyle yani. Kelli falan ısırırım böyle boğuşuruz. Çok şükür ki çok güzel bir ilişkimiz var. Bana dedi ki seninle görüşeceğiz dedi. Seninle konuşacağız dedi. Allah Allah dedim ne konuşacağız acaba? Ondan sonra tamam dedim. Ondan sonra böyle akşam falan oldu. Ertesi gün bir şey oldu böyle. Dedi ki yok dedi. Furkan dedi cezalı dedi. Furkan dedi yapamaz ona ya dedi. Furkan'a yasak oldu. Allah Allah lan ne oluyor ya? Bir anda benim hayatım çok güzelken bir anda bana neden ceza geliyor? Babam benimle ne konuşacak? Şu bir anda aşkın memnunadaki şey gibi oldu. Orada sahne var ya bunun bununla ne alakası var gibi ne konuşacak Adnan Bey gibisinden. Lan ondan sonra dedim ki Allah Allah ya ne oldu falan derken bir anda dedim ki eyvah. Dedim benim CD'lerim nerede? Ben her zaman CD'leri birader. Yani profesyonel bir şekilde takarım, izlerim. İşim bitince CD'leri tekrar saklarım. O zaman artık geç mi kaldım? Ne oldu? CD'leri ben unutmuşum iyi CD'de. Babam da işten gelince televizyonu açınca biliyorsunuz o zamanlar VCD'de bir şey varsa direkt o açılıyor herhalde ki görmüş. Ondan sonra bunu almış filan ondan sonra tam bir gün böyle bundan bir iki gün geçti böyle babam tam ben odadayım geldi ve yaptı. Dedi sana dedi bir şey soracağım dedi ama dedi asla dedi biliyorsun bizim aramızda dedi asla dedi yalan ilişkisi yok dedi. Tamam baba dedim. Dedi böyle böyle bir şey yakaladın dedi. Bu CD'leri nerede aldın dedim. Baba dedim böyle böyle dedim. Arkadaşımdan aldım. İzliyoruz dedim. Biliyoruz falan dedi. Tamam dedi. Yani dedi biliyorum anlıyorum halin dedi falan. Ama dedi dikkat et oğlum dedi. Ne yapıyorsun dedi. Ablam var annem var dedi. Dedim baba haklısın düşünemedim. Çünkü akılla düşünemedim biz açacağız falan derken. Yıllar boyu sonra bu CD'leri verdi bana. Dedi ki al dedi bunu arkadaşına götür. Yani bunu dedi evde bile bulundurma dedi. Tamam dedim ben de arkadaşıma götürdüm. Dedim ki birader ben bunları getirdim bana yeni 3 tane CD ver. Yapacak bir şey yok yani. Pişine devam yiyin. Pişine devam o zaman değil babam yani doyansın. Babama yan göze bakmıyorum öyle bir yaştayım yani. O yüzden bunu babam beni engel... Kralı gelse engelleyemez yani. Hormonlar benim problemim değil. Hormonlar benim hiçbir suçum yok yani. Kesinlikle öyle yani şu an kendimi şeydeki sen o ayak ayak uzatıyor ben ayak ayak o dönemsel ben hormon diyorum o dönemsel şu an sanki seks gençteki seks terapisti gibi ya çok porno izliyorum ne yapacağım falan gibisinden o zamanlar öyleydi her neyse hayatım gel neredeydiniz evet siz
Nerede? Antalya'da çalışıyoruz işte. Hayatımızın sikildiği bir dönemlerden gene Antalya'da dediğim gibi. Çok sıkılmıştım artık. Evet çalışıyorum ama yani ciddi anlamda bizim ilişkimiz çok güzelken yani bir anda sekteye uğramaya başlıyor. Çünkü görüşemiyoruz ve yani eve geliyorum ben hayatımda ciddi anlamda çok şen şakrak bir insandır. Aileden gelen bir şey yani mizahşörümdür her şeyin dalgasında ölümün yani yeri geliyor ahiretin bile mizahını yapıyorum. Hayattaki her şeyin mizahını yaparım ben. Ama hayatımda yani arkadaşlarım bizi ziyarete giden arkadaşlarım diye diyor ki Furkan diyor sen diyor ne haldesin diyor. Çok agresifim ben yani bir insan benim üstümden montu beğensin. Dedim ki al kardeşim senin olsun. Hiçbir zaman bir mala bir şey değer vermem ama evde mesela bir şey kırılıyor halinde sinirleniyorum şey oluyor. Çünkü yani çalışıyorum yani hani insan kendi kazandığı parayı harcayamazmış muhabbeti var gibi ya. E ben çünkü götüm sikildi onunla çalışmak için ben nelerden yani uyumuyorum etmiyorum çalışıyorum haliyle istemedim. Ya diyorum ki ya Furkan sen ne yapıyorsun psikolojim bozuldu. Çünkü habire aynı iş arkadaşlarımla mesela iş arkadaşlarımla ilk başta da görüşüyorduk falan. Daha sonrasında arkadaşlarımla buluşalım iş çıkışına falan. Ya diyorum kardeşim görüşmek istemiyorum. Çünkü gidiyoruz dedikodu yapıyoruz ya şefin ya patronun cartın iş arkadaşlarına da işi konuşuyorsun. Habire iş. E ben öyle olur mu? Ben yıllar boyu dünyada her günüm farklı. Uyanıyorum bugün ne yapacağım hakkında. Şu anki hayatımda olduğu gibi yarın ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bir anda her gün aynı. Sabah kalkıyorsun, işe gidiyorsun. Her gün kahvaltıda aynı şeyler. Orada akşam göreceğin iş, evdeki aynı, oradaki aynı. Habire dert dert kimseye derdimi anlatamıyorum. Hiçbir şey benim dikkatimi çekmiyor. Hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Yani ve mesela kız arkadaşım diyor ki Furkan diyor çok sinirleniyorsun, çok agresifsin. Haliyle çünkü o beni anlayamıyor. Çünkü bazı şeyleri anlamak için içinde olman lazım. Ben mesela şu an bir projeye başladım. Her gün her zaman bir meslekliğe gidiyorum. Hiç bilmediğim meslekleri bir gün çırağı oluyorum ücretsiz. Mesela öteki videomda görmüşsünüzdür. Duvar ustası olduğum, cart olduğum, cürt olduğum işler falan var. Onların halinden anlamak için o işi yapman lazım. E ben şimdi diyorum yani bize ölmeyi yasakladılar. İzin yok, bayram izni yok. Adam diyor ki patron bayram iznin diyor. Öyle bir şey yok. Haftalık izne bayram denk gelirse kullanırsın diyor. İkinci gün izin istiyorsan 3 de yap 4 de yap yolun açık olsun diyor. Ya şimdi mola veriyor 5 dakika yeri geliyor. Başka birinin bir hatası yüzünden tüm garsonlar cezalı diyor. Lan arkadaş yani stresini atamıyorsun. Yani yeri geliyor mesela örnek veriyorum haklısın. Ama dilini ısırıyorsun bir şey diyemiyorsun. Çünkü lan sikerim senin işini dediğinde. E siktir git deseler sezon ortasında Antalya'da bir iş bulamazsın. Örnek veriyorum yani 10 günlük. Bir de öğrendiğim bir iş artık. Hem öğrendiğim bir iş bir de hem sıfırdan başlayacaksın. Sistemi kurmuşum. Bir de zaten örnek veriyorum Ağustos'tayız diyelim. Yani her yer mesela ne kadar iyi garson olsam bile başka yerde sistemini oturtmuş. Kimse ya garson çıkarması lazım. Çünkü artık Haziran'da Antalya'daki hizmet sektöründe olduğu için yere geliyor full atıyor her yer. Öyle olmuyor. Full hizmet, full turist, full turizm olduğu için sistemi oturuyor. Ağustos'ta falan da iş bulamazsın. Böyle hizmet sektöründe bile işleri, otelleri falan Mayıs'larda bulman lazım yani. Ya da çok iyi tanıdıkların olacak ya da kısmetin olacak ki bir yerde boşluk olacak gidip orada çalışacaksın. Öyle olunca ben şimdi agresifim, yaratıcım bitti, eğlenmiyorum, mutsuzum yani çok mutsuzum. Yani ona yansıtmak istemiyorum ama gün içinde atamadığım stresi şefe bağıramıyorum, ona bağıramıyorum. Biriyle kavga edemiyorsun. Aslında bütün insanlar bu şey yaşıyor. Evet. Sen daha önce böyle evet. Çalışma temposuna girmediğin için. Evet. Bünye tabii. İğrenç çünkü gerçekten her günüm aynı ulan her günüm aynı bir bakıyorum lan aman bu ne dünün aynısı. Yani dünyadaki insanların %99'u aynı şeyi evet, yaşıyor. Evet çok kötü. Para kazanıyorsun da ya ben parayı harcayamıyorum ki. Arkadaşlarımı topluyorum diyorum ki ya kardeşim siz parayı ne yapıyorsunuz? Bende para var. Ben harcayacak yer bulamıyorum. Salak saçma bir şey almak istemiyorum. Evi zaten bir sürü yani bambu kahvaltı setinden tut. Nelere kadar almışım eve. Daha fazla değil. Almak için yani almak için alıyorsun. E bunun için mi çalışıyorsun? E bu sefer de bir şey aldığında da haliyle sen onunla zamanını, hayatını, ömrünü takas ettiği için haliyle üzülmen gerekiyor. Ve ben de üzülüyorum. Ben orada taban. Ya taban anasını sikeyim. Ben emeğim gidiyor. Ömrüm gidiyor. Ben kendi gelişimime üzülüyorum. Ama o beni anlamıyor. Dedim ki ya çünkü çalışmıyor. Ve yani evde sıkılıyor. Bir de haliyle evde olunca uyku saatimiz farklı. Görüşemez olduk. İlişkimiz çok sekteye uğradı. Dedim ki ben artık yani buna iş bulmam lazım. Yapacak bir şey yok yani. Ben yandım o da yansın. Evet yani çünkü yoksa gidecek yani ilişkimiz gidecek elden. Ondan sonra tam böyle gene bizim bu çalıştığımız restoranın başka bir şubesi daha vardı. Orada da inşaatçılar falan var. Bizim elemanlar geçiyorlar. Sen şey aldıramadın değil mi bu waffleci tarafına?
O yarım kaldı. Anlatıyorum. Aldıramadı. O zaman aldıramadım. Almadı. Dedi ki Furkan dedi. Almam dedi. Tamam abi ben dedim. Ben şimdi dedim ki. Ben dedim ağzıma kuş tutmazsın. Bilirim abi. Ben beklerim. Sıkıntı yok dedim. Ben çünkü güzel para kazanırım. Onun çalışmasına gerek yok. Ben yani onun çalışmasını para için istemiyorum. Sadece diyorum ki o da artık yani. Çünkü bir insan bir işte çalışınca bir işe yarama hissi insan çok güzel hissettiriyor. Bir düzen yani. Evde kalmak, boş kalmak insanı yoruyor. Kafasında kuruyor, haliyle kuruyor. Beni de anlayamıyor. Dedim ki buna bir iş bulmam lazım. Tam böyle dediğim gibi bizim restoranın yan tarafta da böyle Lara tarafında da bir inşaatı var. Tam böyle patron falan, büyük patronlar falan gelmiş, böyle müdürler falan. Ben de tam böyle onlar oturuyorlar. Bir anda önlerine bir kağıt koydum. Kağıtta böyle bir şeyler yazıyor. Bana baktı. Ne bu dedi. Dedim abim dedim vücut ölçülerim. Hazır dedim. İnşaatçılarınız buradayken dedi benim heykelim falan yaptırmak isterseniz dedim. Bak dedim bu vücut ölçülerim. Sonra dedim inşaatınız biter benim değerimi anlarsınız. Heykelimi diklemek istersiniz. Daha sonrasında dedim bir daha git gel yapmazsın adamlar. Kahkaha atıyor lan dedi oğlum sen ne kadar fırlamasın şöyle böyle beni çok sevdiler. Ya bu da Furkan dediler sen nasıl bu kadar laf yapıyorsun falan. Ya dedim abi ne yapayım ben dedim 2 aydır dedim burada dedim. Normalde dedim size dedim zaten sizi çok seviyorum ama dedim benim dedim derdim farklı dedim. Ben dedim sizde dedim ben işimi yapsam dedim sizde hiç muhatap olmadan hayatımı devam ettirebilirim dedim. Ben dedim işimi yaparım dedim. Paramı alırım dedim. Ben dedim patronla cadda niye muhatap olayım? Benim dedim alakam şeftir müdür dedim. Yani ben çok büyük problem yapmadım sürece benim derdim size gelmez sizin derdiniz de bana gelmez dedim. Ama dedim benim derdim farklı. Ne derdin var dedi. Dedim abi böyle böyle dedim. Ben böyle bir hayattan geldim. Böyle şeyler yaşadım. Böyle bir hayat kurdum. Ve ben dedim yani emeklerim boşa çıkmasın diye dedim. Ben kız arkadaşımla burada çalışmasını istiyorum dedim. 2-3 ay önce dedim böyle söyledim. Kabul etmediniz dedim. Ve ha sizi de anlıyorum dedim. Ama dedim yani o farklı yerde çalışıyor. Ben farklı yerde dedim. E zaten telsiz sistem var dedim. Yanına git yani yanına gidip zaten ben mesaimde dedim. Ben kendim yoğun çalışıyorum. Onun yanına gidip sohbet edecek halim yok dedim. Molalarımıza da denk gelmeyiz dedim. Ama dedim yani bunu işe alın dedim. Ben dedim sizi anlıyorum ama siz de beni anlayın dedim. Kaç aydır buradayım dedim. Hiçbir şekilde dedim bana yanlış yapmadınız. Ben de size yanlış yapmadım. Ve bu olaydan önce ben daha bir haftalık garsonken dedim ya bu yeni eve çıkacağım eşten dostan borç. Patronun yanına gittim patronun oğluna. Ondan sonra böyle yanına eğildim dedim. Abi dedim sana bir şey söyleyeceğim dedim. Ney dedi? Dedim bana acil 3000 lira para lazım. Şöyle baktı. Dedi, sen dediğin ne dediğin farkında mısın dedi. Dedim vallahi farkındayım senden dedim 3000 lira para istiyorum dedim. Ne yapacağım parayı dedi. Dedim böyle böyle dedim benim taşımam lazım dedim. Oturduğum mahallemde böyle kız arkadaşımdan dolayı problem yaşıyorum. Bunu gitmesi lazım yani bu parayı bulmam lazım dedim. Artık satacak bir şeyim kalmadı. YouTube kanalı lazım kamerayı ama dedim burada dedim yani ve dedim aynı zamanda benim planım şu. Hem zaten 1200 kira komisyon depozito ödüyorum. Bir de adam bana dedi ki eğer dedi 4 aylık nakit verirsen dedi 1000 liraya düşer dedi. Ben dedim ki bak abi dedim ben dedim böyle 4 aylık ödemek istiyorum. Ya dedim 800 lira karım olacak 1 ay dedim. Ben dedim bak burada çalışıyoruz dedim. Siz de benden anlayın dedi. Peki dedi senin dedi daha bir haftalık garsonsun dedi. Seni kaçmayacağını nereden bileyim dedi. Şöyle gözlerin içine baktım dedim ki sen dedim lafa kalsa dedim patronsun. Lafa kalsa dedim feleğin çemberinden dombalak atarak geçmişsin. Sen dedim insan sarrafıysan dedim. Benim kaçmayacağımı bilirsin dedim. Sana kendimi kanıtlama ihtiyacım yok. Sen dedim eğer dedim insandan anlıyorsan benim kaçmayacağımı bilirsin dedim. Güzel. Damardan. Tamam dedi. Ben dedi sana sonra uğrarım yanına dedi. Ben ondan sonra 15-20 dakika sonra pat 3000 lirayı verdi bana. Dedim 3 ay dedim 1000 dedim benim maaşımdan kesin dedim. Kabul mü kabul dedi. Tamam dedim. O şekil ben güvenemedim. Dedim bak dedim böyle böyle şeyler de yaşadım. Bak dedim 3 ayda geçti paramı da ödedim dedim. Hiçbir zaman demişsin dedim gel dedim. Yeri geldi dedim sizin inşaatınıza da getiri götür yaptık arabanızı dedim. Ben dedim hiçbir yanlış yapmadım. Dedim sizden tek istedim benim kız arkadaşımı buraya almanız. Böyle düşündü. Tamam lan dedi. Alıyoruz dedi kız arkadaşımı. Ben de oğluna dedim ki bak dedim böyle ağzına kuş tutulan iş dedi. Oğlum dedi sen çok dedi fırlama bir insansın. Dedim abi eksik olma sağ olasın. Yine kibar konuşmuşum. Kız arkadaşımı işe aldırdım. Ondan sonra şimdi çalıştı. Biz 2-3 gün aynı mesaide çalıştık. Şimdi ondan sonra sabahçı çalışan biz akşam çalışıyorduk o da akşam çalışıyordu sabahçı çalışan kişi işten ayrıldığı için benim kız arkadaşımı sabah vardiyasına aldılar o şimdi sabah gidiyor akşam 5'te çıkıyor ben 4'te başlıyorum gece 2'de lan zaten görüşemiyorduk temelli lan bu sefer temelli görüşemez olduk tam yani evde 2-3 saat görüşüyorduk o da görüşemez olduk bizim tam ilişki zaten yani yok, uçurumun ucunda duruyorduk birbirimize attık. O da iş stresine girdi bu sefer. Ya o da iş stresine ama onun işi rahat ondan. Bizim de işimiz rahat. Allah var yani iş stresi var. İşi ama her işte stres var. Yani haliyle ben o istiyorum ki o benim halimden anlasın. Böyle bir hafta, iki hafta, üç hafta geçti falan o artık maaşını falan alacak.
Böyle ağlaya ağlaya geldi, dedi ki ben dedi çalışmak istemiyorum. Arkadaşlar az önce dediğim gibi telefona çektiğimiz için depolama alanı doldu. O yüzden ötekini umarım yakalabilmişizdir. En son şeyde devam ediyorum. Bir gün işte yanıma ağlayarak geldi. Tam böyle yani dediğim gibi biz ters vakitte çalışmaya başladık. Böyle bir 2-3 hafta falan. Ondan sonra tam böyle maaşlarımızı alacağız. Bir ayını dolduracak. Yanıma ağlayarak geldi, dedi ki ben dedi işten ayrılmak istiyorum. Dedim ne oldu? Bir problem mi oldu? Biri bir şey mi dedi? Biriyle kavga mı ettin? Ne oldu çünkü yani hepsi çok güzel iş yerine çalışıyor. Tamam işimiz ne kadar yoğun olsa bile hepsi çok yakın arkadaşımız. Hepsi aynı yaş geç grubuyuz. Normal sosyal hayatımızla beraber arkadaşlarımız falan dedi. Ben dedi waffle'cı mı olacağım dedi. Şöyle bir kaldım. Dedim nasıl yani dedi. Dedi bildiğin ben dedi o kadar okudum, ettim, çalıştım, kariyerim şeyim dedi. Ben dedi waffle'cı olmak için dedi. Dedim yo. Yani öyle bir şey yok dedim. Bu biliyorsun geçici bir iş dedim. Aylarca dedim 10 aydır dedim çalışmıyordum dedim. O yüzden dedim biz de dedim biliyorsun maddi ihtiyaçlarımızdan hem bir de hem dedim sen de sıkılma diye. Buraya biliyorsun güç bela ayarladım. Sen bana gelmişsin böyle diyorsun dedim. Ben dedim aylarca dedim tesisatçı mı olacaktım ya da garson mu olacaktım? Ben de dedim bunu istemiyorum. Tabii ki de böyle dedim hayat geçmez dedim. Garsonluk yani kimse yanlış anlamaz. Asla kötü bir iş değil ama yani ömür boyu yapılacak bir iş değil. Ve yani ben de onu hedeflemiyorum. Yani garsonluk tamam. Yani profesyonel garson ama onlar artık garson değil, uşak yani. Herkes zaten bir yere gittiğinde böyle yaşlı garson görünce falan üzülür yani haliyle. Çünkü bu ömür boyu yapılacak işler değil. Dedi ben dedi çalışmak istemiyorum. Ya dedim sezon bitecek zaten bir aya falan. Sezon da bitir beraber ondan sonra sen farklı bir iş bulursun tamam. Ama dedim böyle olmaz yani dedi ben dedi çalışmak istemiyorum şöyle böyle. Ya dedim bana ağlayarak ya da ben istemiyorumla gelme. Ben dedim sana 5-6 ay önce iş de kurdum. Yapmadın şimdi tamam. Gene ben seni kazanmak istiyorum. Ben seni aman çalış aman şöyle böyle bunu istemiyorum dedim. Ben seni kazanmak istiyorum. Sen ne istiyorsan yapalım. Ama bana böyle ağlayarak gelme. Bana bir fikirle gel. Bir planla bir projeyle gel. Onun için maddi manevi gücümüz neye yetiyorsa edelim bulalım çözelim gene yapalım. Ama başka bir iş mi istiyorsun? Tamam buna devam ederken onu da araştır. Bulamıyor musun? Yani araştır. Bir şey üret. Bir fikir üret. Bak ben uğraşıyorum. Şöyle böyle filan derken. Dedi ben dedi çalışmak istemiyorum falan. Dedim artık yapacak bir şey yok yani bu artık kafasına bitirmiş. Ondan sonra zaten dediğim gibi bizim ilişkimiz yani 8-9 ayda yaşamadığımız problemleri son 1-2 ayda yaşamamışız. Çünkü hem vakit ayıramıyorduk hem de şey ben dedim bize para hiç huzur getirmedi. Artık nazara mı geldik şey çünkü bir de arkadaşlarım habire böyle yapıyor. Çalışma arkadaşım lan fırdan iyisin ha gene bak kız arkadaşına çalışıyor gene parayı aldın. Piçin çok lan nazar mı etti ne oldu bizim ilişkimiz. Mükemmel giden ilişkimiz bir anda tepetaklak oldu. Ben dedim çalışmayacağım şöyle bir anda. Onun şeyle bir anda içimizdeki tüm her şey. Biz bir kavga, bir gürültü. O ağlıyor, ben ağlıyorum. Ya diyorum şöyle böyle, şöyle problemimiz var. Böyle artık vakit ayıramıyoruz, görüşemiyoruz. Takılamıyoruz, gezemiyoruz. Tüm problemimiz. Ya dedim evet haklısın ama o ağlıyor, ben ağlıyor. Ama yani artık aylarca dolan içimizde ben hüngür hüngür ağlıyorum, o hüngür hüngür ağlıyor. Dedik yani yapacak bir şey yok. Yani bu ilişki artık... Mantıken bitti. Bitti yani tamam birbirimizi ne kadar seviyoruz ama artık o kadar çok problemler bastırılmış şeyler tamam. Yani benim bu videoyu çekme amaçlarım da zaten asla onu kötülemek falan dedi. Bu zamana kadar hiçbir kötü şey yapmadım. Ben de yani aman o kötüydü ben çok iyiydim değil. Benim de çok problemim o ilişkide ilk başta çünkü çok özgür bir hayattan geliyorsun. Ve alışmamışsın bir anda benim de çok iğrenç özelliklerim ya da katlama özelliklerim vardı. O benimle törpüledi. Ben onunla törpüledim derken tam oturttuk Ryan'a derken... Yine bu çalışma saatleri şeyler derken bizim ilişkimiz iyice tepe taklak oldu. Dedi ben dedi çalışmayacağım dedi böyle böyle. Dedi ben dedim mutlu değilim. Dedi gerekirse dedi böyle şey yapacağını dedi gerekirse ayrılalım. Ya dedim sen dedim niye bu kadar yıkıcısın? Yani ben yapıcı, yıllardır yapıcı, aylardır yapıcı olmaya çalışırken o bir anda böyle falan dedim böyle bir şey yok. Çözüm üretelim. Yani sen mutlu değilsin ama ben de mutlu değilim. Yani ben mi memnunum garson olmaktan insanlara? Evet herkesin işi zor ama garsonluk neden zor? İnsanlarla muhatap oluyorsun. Ya piçin çocuğu 4 liraya çay içiyor sanki bizi satın alıyor yani. Sanki bizi yani biz orada satın alıyor. Geliyor oturuyor sanki biz onun profesyonel uşağıyız. Tamam müşteri her zaman haklı da bizim de canımız alıyor. Çok zor meslekler. Dedim ben de mutlu değilim yani. Ben de böyle bulmak istemiyorum. Yani para kazanıyorum ama harcayacak bir şey yok ve ilişkimiz bildiğin bitiyor ve ben... Yani böyle bir şey onu asla kaybetmek istemiyorum. Halil o da beni kaybetmek istemiyor ama yani Halil'le biz 1,5 aydır görüşemiyoruz ve şey yapamıyoruz. İlişki yani biz nelerden vazgeçtik bir araya geldik. Bu sefer bir araya gelemedik. Dedim ki ben de dedim mutsuzum. Haklısın dedim. Ben de dedim artık çalışmak istemiyorum. Eğer dedim kabul ediyorsan gel dedim beraber tekrar eski hayatıma dönelim. Birikmiş paramız da var. Dünyayı gezelim ya.
Ben dedim benle dedim eğer ki dedim tamam benle o kadar aylarca dedim bak dedim çektim şey yaptım filan. Bu arada önce bu çalışma şeyinden önce bırakacağım falan deyince dedim ki ya bırakma falan deyince bana dedi ki dedi hani dedi ben dedi bakacaktım bana dedi hani şey yapacaktın dedi. Bir anda böyle kaldım. Ben şimdi o ilk başta iş bulamayınca dedim ki yani farklı garsonluk, jantırcılık yapamayınca ilk Aralık'ta, Ocak'ta falan dedim ki ya dedim ben kazanıyorum. Yani kendimi bu için şeye sokma. Bu para yeter yetmez. Eğer sen mutluysan ben sana bakarım yani. Yapacak bir şey yok. Yani ne yapayım canlı malim çalış diye. Çalışmak istemiyorsa ya da mutlu değilse ki kimseyi zorlayamazsın. Ama yani aylarca dediğim gibi aylarca yatınca beni de darlayınca ben dedim ki sen de çalış. Ve güzel bir yerde, çok güzel bir yerde çalışıyoruz. Dedi hani bana bakacak diye bu benim çok zoruma gitti. Benim de tepem attı. Ben dedim ki madem öyle dedim. Ben de kendime bakmıyorum o zaman. Dedim o zaman tamam ben de istifa edeyim. Beraber dedim dünya gezelim. Kabul müsün dedim. Ben de dedim tamam bu kadar zorluğu çektim. Bana katlandım. Ben sana katlandım. Şöyle böyle. Eğer dedim kabulsen. Biz dedim her şeyimizi böyle satalım. Bu kadar bak evi düzdük. Cartı cürtü. Sikim anasını dedim hepsini. Eğer dedim. Yani bizi mutlu et. Ben dedim. Sana dedim evet. Yeri geldi çok kötü kavgalar ettik. Yeri dedim seni çok üzdüm. Sen beni üzdün ağladık. Yani haliyle her ilişkide olan şeyler bizde de oldu. Yeri geldi çok kötü kavgalar ettik. Yeri geldi ayrılma seviyesine. Ama bir araya olunca insan yani çünkü aynı yatağa giriyorsun. Öyle bir gece kavga ettim falan. Lan sabah bir kalkıyorum. Sarmaş çoraş kalkması yani. Sonuçta beraber yaşayınca evli hayatı böyle oluyor. Yani biri alttan almalı, biri üstten almalı. Çok şey hallettik ve dedim ki ya dedim evet haklısın. Ben dedim sana dedim çok kötü şeyler de oldu. Ben de dedim iyi bok değilim. Ve gerçekten de yani ben asla iyi bok değilim. Zaman o için çok şeyle fedakarlık ettim ama bazen de ben de evet katlanması zor bir insan olabiliyorum. Haliyle dediğim gibi yani fazla işin stresi, fazla insanla bağırmadım. Onun stresini ondan atamadım, ona bağırdım. O ondan yapamadı, o onunla problemini bana bağırdı derken. Ama dedim ben böyle bir insan değilim. Ben dedim evet yani biz çok mutluyuz, gezdik, şey yaptık. Ama ben dedim hayattaki gerçek mutluluk çalışmak değil. Mümkün değil. Ciddi anlamda arkadaşlar burada yani kendi açman değil herkes açısından. Her gün gidiyorsun 10-12 saat çalışıp her gün aynı şeyi yapıyorsun. Aynı şeyi köreliyorsun. Mutlu olamazsın. Ben olamadım. Kimse de olamaz. Olacağına inanmıyorum. Ne kadar mesleğini sevsem bile her gün aynı şeyi yapmak bir süreden sonra sıkıyor. Çünkü dediğim gibi iş arkadaşlarına buluşuyorsun. Onunla da buluşuyorsun. Bununla da hep aynı konular. Hep aynı. Yani bir circle'ın içindesin. Nereye gidebileceksin yani? Bayram izin bile yokken, haftalık izin bile yokken adam akıllı. Öyle olunca dedim ki madem böyle dedim ben de mutlu değilim dedim. Bunu istemiyorum ya dedim. Ha para kazanıyoruz. Yemin billah olsun çekmeyeceğim de bu kadar ballayla para var dedim. Al ya bak paramız var. Dedim gene dedim bir şeyler çekeriz YouTube gezeriz dolaşırız benim eski sponsorlarım var onları evet bıraktım ama gene tırmalarsam beraber çekersek beraber gezersek dedim çok güzel şeyler başarabiliriz. Ben dedim yani ben dedim eğer ki zorla dünyayı gezmeye yeri gelip çadırda kalma yeri gelip yağmurda ıslanmaya ben de dünyayı gezmeye okeysen ben dedim her şeyi bırakıyorum senin dediğin olsun beni asıl ben olduğum şekilde tanı istiyorum beni böyle çalışma hayatına çünkü haliyle bir süreden sonra gerçekten ev babası gibi olduydum yani böyle bir şey yok. Aman hesap kitap yapıyorum oturuyorum aman maaş bu kadar faturalar bu kadar şu falan derken yani haliyle isterse ben o törpüleniyorsun o kalıba giriyorsun yani. Dedim ben de mutlu değilim ya çünkü gerçekten mutlu değildim. Öyle önce dedim böyleyse ben de dedim istifa edeceğim dedim kabulsen dedim kabulüm. Dedi tamam madem öyle o da dedi kabulüm. Tamam dedim ama dedim bana bir süre ver dedim şu an tam sezondayız. Tam böyle Eylül'ün ortalarına doğru sezon bitmesine yakın. Beraber gidelim dedim. Tamam mı tamam bu bahsettiğim olaydan işte 15-20 gün sonra tamamen bırakacağız yani. Dedi ben de dedi çalışmak istemiyorum. Dedim anasını sikim oralım çalışma aman abi. Ne diyeyim yani ben çünkü onun için dünyalardan vazgeçmişim. Ben onun için hayallerinden vazgeçmişim lan. Yani onu ağlamaz onu mutsuz etmeye değmez ha. Değmez hiçbir insan için bir insan mutsuz etmeye. Hele öyle bir durumda öyle bir pozisyona geldik. Bu sefer de ben sanki baskıyla çalışıyorum. Öyle bir şey yok dedim tamam. Madem öyle. Yani seni kazanmaksa olay tamam çalışma abi dedim yani sikim anasını oranın. Yani iki lokma az yeriz yapacak bir şey yok. Ben zaten çalışıyorum ve birikimimiz de var yani. Bunun için kalp kırmaya seni kaybetmeye değmez. Çalışma aman. Ondan sonra ben de öyle bildiğin gerçekten hakikaten 10 gün sonra gittim şeye. Ertesi gün iş yerine. Bu 2-3 gün sonra zaten ay bitince o da ayrıldı. Ben de dedim ki abi dedim ben böyle. Ben dedim ayrılıyorum. Ben dedim ayrılmak istiyorum. 15 sezon bittiğinde Eylül'ün 15'i ya da Eylül'ün 7'si 10'u sizde müsait olunca sezonda azalıyor. Ben işi bırakacağım. Ben dünyayı gezmeye devam edeceğim kız arkadaşımla. Hakkınızı helal edin. Çok güzel insanlarsınız. Şöyle böyle filan derken hakikaten de ben ayrıldım.
Bastım istifa. Anasını sikim, aylık 10 bin lira para kazanıyorum. Umurumda değil. Hiçbir zaman da olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak da yani. Allah da beni paraya kul köle etmesin. Hele bir insanı kıracağım şekilde köle etmesin. İstifamı yazdım, bana çok güzel bir bela töreni. Beni mahvettiler, üstüme çiş mi dökmediler, şaraplar mı yıldı? Ya Allah kahretsin. Öyle ama, veda mı olur? Evet öyle veda mı olur? Sanki bana ibneler öldüreceklerdi beni. Neler neler yani. Çok güzel bir şekilde veda ettiler falan. Ondan sonra dedik ki tamam güzel, düzenimiz hazır. Ev dayalı düşenimiz var. Ev sahibine de yalan attım kira sözleşmesi. Dedim böyle böyle dedim şöyle falan derken ev sahibine kandırdım, dedim abi ben dedim böyle çıkmam lazım. Bir tezgah kurdum çünkü çıkamazsın yani, kontratın falan var biliyorsun, hepimiz evde yaşıyoruz. Hayırdır yani. Çıkamazsın, muhabbeti olmasın diye güzel bir tezgah, her zamanki işim yalan dolanla her zamanki işimle hallettim. Tamam dedi böyle. Biz işte tam böyle Eylül'ün 15'i falan artık evden tam ayrılacağız. Ondan sonra memlekette evde gidip işte çantalarımızı hazırlayacağız. Bu ailesiyle ben ailesiyle vakit geçireceğiz. Yola çıkacağız. Tamam mı? Tamam. Eylül'ün ilk haftası. Ben işte istifamı ettim. Evdeyiz artık. Dedim ki artık eşyalar satalım. İşte gerçekten bu kadar bölüm izlediyseniz size teşekkür ediyorum. Hikayemizin finalden önceki bölümüne yaklaşıyoruz. Ve bundan sonra bir final daha, bir daha sahne olacak. Umarım ötekine sarkmaz. Ve gerçekten asıl beklediğiniz yani son sonuca doğru geliyoruz yekten. Şimdi evimizde dediğim gibi dayalı döşeli full. Evin içine 15 bin lira veriyorlar. O derece yani eşyalar falan hepsi 10 numara dizmişiz evi. Tüm böyle sistemi. Bu arada zaten benim ortağım Reşit aradı beni bu Ağustos ayında falan. Dedi ki ben de Eskişehir'de dedi dükkan açacağım dedi. Gel dedi ortak olalım, bana dedi bu Hindistan'dan getirdiğin ürünleri yolla. Ben dedi burada dükkan açacağım, beraber ortak alalım. Ben çünkü gerçekten yani hem kız arkadaşım çalışıyor. Ben çalışırken o iş iyice sarktı. Zaten üretimimiz yoktu. Olan üründe de eskisi gibi şey yapmıyoruz. Dedim ki madem sen dükkan açacaksın, sen de bir işe sahip olmak istiyorsun. Ben de ortak oluyoruz. Tamam kardeşim ben sana yolluyorum. Bildiğin kalan eşyaların hepsini ben kendi Antalya'daki kurduğum sistemi tamamen kapattım. Ona da ürünleri yolladım. O işte aradan çıkarttık. Ondan sonra işimden istifa ettim. Tam böyle evde yatıyoruz. Artık böyle bir hafta eşyaları falan satacağız. Tam böyle Eylül'ün şeyleri, artık böyle hava sabahtan soğuk olmaya başlıyor. Tam böyle öğleye doğru uyandık. Uyanmadan böyle 3-4 saat önce artık çalışmıyoruz. Yani ikimiz de işsiziz. Tam böyle sabah bir soğuk olduydu böyle. Üşüdük falan. Uyandıktan sonra dedi ki ya dedi sabah dedi ne kadar soğuk oldu ya dedi. Bir anda üştüm falan dedi. Evet ya dedi ben de bir anda üştüm. Dedi hatırlıyor musun dedi sen dedi sabah dedi kışın dedi o yağmurda şeyde sabah 7'de işe gidiyordun dedi o soğukta falan dedi. Şöyle bir düşündüm. Bir zoruma gitti dedi. Gerçekten o yatıyordu. Ben işe gidiyordum diyor mu? Kendimi falan kaldırıyor diye. Bir anda bana onu dedi. Bir an düşündüm böyle. Bir zoruma gitti falan ama dedim yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Geçti. Geçti. Ondan sonra tam böyle eşyalar falan satacağız artık. Tam böyle eşyaları Letgo'ya falan koyuyorum. O ara benim telefonum kırık. Son böyle bir haftadır falan o zaman telefonum kırık. Ve yani telefon 6S'ti. Ciddi anlamda yıllardır ta 2016 Avrupa'dan aldıydım. O kadar çok masraf ettim ki o telefonu. Her parçası değiştiydi. Artık masraf etmek istemediğim için ve yurt dışına gideceğiz zaten 15-20 gün içinde. Dedim ki yani bunu artık masraf etmeyeyim ekranına. Çünkü her şey paramparça oldu yani. Üstünden tur geçse daha az zarar görmüş olur. Öyle olunca dedim ki ben dedim burada ekranı kırıkla idare edip beni ararlarsa zaten kız arkadaşım arıyorlar ya da Face'den, Instagram'dan. Ben de onu yurt dışında yenisini kendime sıfır cilop gibi telefon alırım 2-3'te bir fiyatına. Öyle olunca şimdi evdeki eşyalar tabi halde satmak gerekiyor. Bir sürü ev eşyası var. Devran falan kiralık 15 bin lira falan ediyor ama kimse o halde o kadar da vermiyor. Kimse evini görmüyor. Antalya'da sezon bitiyor. O kadar ederi var ama kimse vermiyor. Ben de parça parça satsam parça. Daha fazla kar ederim dedim. Ondan sonra şimdi fotoğrafları haliyle onun bilgisi telefondan çekiyorum. O yüzden de bilgisayar aktarıyorum. Bilgisayardan Letgo'yu yönetiyorum. Letgo'dan ben o şeyden. Tam böyle o da akşam uyuyor. Ben böyle eşyam ne bileyim kanepeni, cartım, curtum, fotoğrafı çekiyorum. Letgo'ya koyuyorum böyle. Tam ondan sonra bunun telefonuna çektim. O da uyuyor. Tam böyle şeyi taktım telefonunu. Tam böyle ilk defa böyle bir şey yapacağım için hangi dosyalardan olduğunu falan böyle kamera falan onu baktım böyle. Allah var hiçbir zaman telefonuna bakmadım. Hiçbir zaman kontrol etmedim. Ne fotoğraf falan şeyini. Ondan oluyor zaten. Tam böyle fotoğrafları kontrol ederken hangisi seçiyoruz çünkü yüzleri onu o arşivi çok severdi eski anılarını canlandıran. Bir sürü hangi fotoğraflar dağınık dağınık şey yaparken lan böyle bir fotoğrafa denk geldim. Benim böyle kız arkadaşım böyle biriyle sarmaş dolaş.
Böyle dudak dudağa. Biriyle böyle değişik fotoğraflar. 7-8 tane böyle. Ama fotoğraflar eski. Yani hem saç rengi değişik, hem tipi, hem yaşı belli yani. Bir 3-4 sene öncesinden olduğu belli fotoğraflar. Saç rengi değişik, tipleri, cartlar, cüklar değişik ve megapikseli de VGA dönemleri gibi sanki. O derece. Bir de aktarımdan aktarma olduğu için filan. Bir baktım böyle bir erkekle sarmaş yavaş, öpüş möpüş filan. Allah Allah. Bu dedim ne böyle bir anda? Ondan sonra uyandırdım dedim, bak dedim böyle böyle. Ben dedim böyle fotoğraflar gördüm. Bunlar ne? Ya dedi benim dedi bu dedi bu fotoğraftaki çocuk dedi benim takıntılım. Bana dedi yıllar öncesinden beri kaç yıldır bana takıntılı. Habire bana böyle aşkını ilan ediyor. Ben evlenmek istiyorum falan. Nereden bulmuşsa numaram bulmuş. Bana böyle fotoğraflar attı. Onunla eski olan fotoğraflarımız eski sevgilim. Çok eski sevgilim ta üniversiteden. Bana bu fotoğrafları attı. Ben de onu şey yaptıktan sonra bu fotoğrafları ona dedim ya dedi sen ne diyorsun benim böyle sevgilim var diye ağzına sıçtım engelledim dedi. Tamam dedim yani engelleyse falan ben onu dedi fotoğrafları da silmeyi unutmuşum dedi bu telefonda kalmış artık çöp kutusuna mı neydi falan dedi. Ben de tamam dedim keşke dedim yani haber edeydim böyle böyle dedim. Keşke haberim olaydı dedim. Ama dedim yok dedi ben dedi engelledim falan dedi. Hiçbir şekilde dedi sıkıntı yok dedi. Ben de onu engelledim ondan sonra bir daha da beni rahatsız edemez falan dedi. Ben dedim ki tamam dedim eğer dedim bir daha dedim. Şey yaparsa dedim seni rahatsız ederse bana haber ver dedim. Halledelim yani. Aydır aman abim. Alnımız oldu. Kavat bemesi yazdır. Yani topala. Gidip adam vurduracak. Ben 8 lira için canından olacaktım. Avradım için neler yaparım. Bir adam hadi geldiniz oraya. Tabii canım. Bu arada kaç dakika oldu? 16. Vaktimiz var hadi. Çok heyecanlı. Hayır ötekinden de 15 dakika var. Ötekine kalsın. Tam engellerinde. Tam heyecan yerinde. Arkadaşlar öteki bölüme sarkıtıyoruz. Oh, ertesi çok... gün ne oldu? Çok i̇şte, üstüne döndü. İşte finale geldik. Furkan Aras'ın hayatının sikildiği bölüme geldik. Furkan Aras o gece hayatının son mutlu gecesine uyuyacağından habersiz uyudu. Bilemezdi yarın ne olacağını. Ama yarın neler oldu? Siz bunu, Elif bunu 10 dakika sonra öğrenecek. Ama siz bunu bir hafta sonra öğreneceksiniz. Eğer ki uslu çocuk olursanız ve hesabıma para yollarsanız size özelden hemen atarım videoya. Azı şimdi o kadar boş yaptık, anlattık nelere cartlar, ucurtları. Finale geldi. Ve sarkıtıyorum öteki bölüme. İşte yapacak hiçbir şey yok. Piçlik bizde huy. Yapacak hiçbir şey yok yani. Öteki bölümde görüşmek üzere.